Merhaba arkadaşlar. Robu tahtasından veya usturlaptan ne derseniz deyin. Devam ediyoruz. Şimdi arka yüzden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu arka yüzden bahsetmezden önce Müslüman coğrafyacıların biliyorsunuz bir özellikleri var. Bunlar multidisipliner adamlar. Yani ne demek? Bunlar aynı zamanda matematikçi, aynı zamanda çok iyi geometri biliyorlar. Çünkü o dönemde bu bilimler böyle birbirinden ayrılması mümkün değil, etle tırnak gibi beraberler. Özellikle internette falan videosunu görmüşsünüzdür. Bazı matematikteki denklemlerin çözümleri için geometrik şekilleri kullanıyorlar. İşte iki bilinmeyen denklemlerin çözümünün işte dikdörtgenlerle birlikte nasıl yapıldığını mutlaka görmüşsünüzdür. A kare artı B kare eşittir C kare gibi formüllerin dikdörtgenlerle formülize edilebildiğini görmüşsünüzdür. Aynı şekilde Müslümanlar, Müslüman bilim adamları trigonometriyi de geometriyle çözüyorlardı. Ne demek bu? Trigonometri zaten geometrinin bir alt dalı değil mi? Öyle. Ama trigonometride bildiğiniz gibi köklü sayılar çok fazla. Şimdi köklü sayılarla uğraşılır mı? Çok fazla zaman kaybı olur. İşlem pratikliği gider. O zaman ne yapılacak? Yuvarlanacak. Yuvarlarsak o zaman tam doğru hesap çıkmaz. İyi de köklü sayıları hesaplamaya kalkarsak ne olur? Sonsuza kadar gidiyor. İşte bunun farkına varan bilim adamları bu gördüğümüz cetvelleri bulmuştu. Biliyorsunuz günümüzdeki bilgisayar programları, hesap makineleri bile köklü sayıları yuvarlıyor. Sonsuza kadar bize hane sayısı veremeyecek. Zaten bizim işimize ne yarıyor? İşte virgülden sonraki iki hane, hadi bazen üç hane. Çok hassas bir iş yapıyorsak 4-5 haneyi falan alıyoruz değil mi? Geri kalanı bir işimize yaramıyor ki bizim. Dolayısıyla biz bu köklü sayıların aşağı yukarı yaklaşık değerlerini bilirsek bütün işlemlerimizde kullanabiliriz. Ne demek istiyorum şimdi? Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Burada kareler var. 60 kare. Burada da 60 kare. Herhangi bir açıyı ayarlayalım. Şimdi mesela 40 dereceyi ayarladım. Şimdi bu 40 derecenin sinüs ve kosinüsünü, tanjantını ve kotanjantını bulurken ne yaparız? Klasik yöntemden gidersek formülize ederiz. A kare artı B kare kareleri sayarız. Hipotenüsü köklü bir sayı çıkar. İşte öyle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu kareleri bir birim kabul ederek bütün kosinüs sinüsleri A bölü B şeklinde yazıyorlar. Dolayısıyla doğrudan bizi sonuca götürüyor. Yani burada 60 çizgi var ya, şimdi 40 derece ayarladık. Bakın 40 derece, şu 45, 46, 46'ya burada denk geldi. Yüksekliğine bakalım. Yüksekliği de 38, 39 ya 38,7'ye falan denk geldi. Bunları birbirine böldüğünüz zaman bir kesirli sayı elde etmiş olduk, değil mi? Tekrar bakalım kaçtı? 46, 46. 30 8,5. 46 bölü 38,5 benim bu sayımın tanjantını veriyormuş. Arkadaşlar 40 derecemin tanjantını veriyormuş. Veyahut da tümleyen açısına bakarsak 50 derecemin kotanjantını veriyormuş. Hesap makinesiyle bunu doğrulayabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde kaç hata verdiğini görmüş olabilirsiniz. Özetle usturlapların bu arka yüzünde ya da rubu tahtalarının bu arka yüzündeki bu cetvel trigonometrik hesapları köklü sayılarla hiç uğraşmadan
kesirli sayı şeklinde A bölü B şeklinde yazarak hızlı bir şekilde işlem yapmayı sağlıyordu arkadaşlar.